olması lazım. Adam kameranın karşısında falan diyorsan ben 4 tane kiraya veriyorum. Şimdi tabii Ramazan ayı geldi. Haliyle ister istemez insanlarımız daha kuvvetli beslenmek istiyorlar. Daha kaliteli beslenmek istiyorlar. Haliyle oruçta açlık en iyi bastırılabilecek şey hayvansal gıdalarla açlığı bastırabilirsiniz ve o tokluk süresi uzundur. Ama bu noktada vatandaşlarımızı uyarmak gerekirse özellikle sucuk hileye çok açık bir gıda maddesidir. Tüketicilerimize, halkımıza önerimiz şu olacaktır. Muhakkak surette üzerindeki etiketleri çok iyi okumalarını, kendi denetimlerini kendileri yapıyor olmalar. Hem son kullanma tarihiyle hem de aynı zamanda bunların üzerindeki içinde neler konulmuş. Çünkü oraya yazmak zorunlu. Etiket tebliğine göre bunların yazılması muhakkak zorunludur. Hele hele fiyat ucuzsa bu incelemelerine daha da dikkatli olmalarını öneriyoruz. Efendim sucukta ki hilelerin başında tabii ki kullandığımız hayvansal gıdalar pahalı olduğu için hayvansal gıdalarımızı karşı özellikle bitkisel proteinler kullanılması. Bunların diğer sanayi tuzlarıyla hayvansal lezzet verilerekten kamufle edilmesinden tutun da içerisine bir sürü hadiseler katılabiliyor. Fakat bunlar etiket tebliğine göre yazmamız zorunlu olduğu için, yazılması zorunlu olduğu için vatandaşımız bunu görmeli. Onun için kendisi muhakkak etiket tebliğinin üzerindeki etiketi çok iyi okumalı. Oradan her bir birey bir denetçi gibi çalışmalı ve o üzerine okumalı. Çünkü sucuğu artık sıradan merdiven altından yaptıramıyoruz. Etiketi olmayan sucukları asla tüketmemeliyiz bir kere. Etiketi varsa da onları muhakkak iyi okumalıyız. Çünkü bu entegre üretim tesislerine maalesef hileler çok daha gelişmiş boyutlarda yapılabiliyor. Bunları yakalamamız çok daha zor oluyor. Çok çok daha profesyonelce yapıldığı için basit laboratuvarlarda bu hileleri yakalamamız mümkün olmuyor. Ama yapılan çalışmalarda bunların da maalesef olduğunu gördük. Hiç hayvan hücresi olmadan ama tamamen bir hayvan gıdası gibi hayvansal gıda elde edilmiş sucuklar yapıldığını bunlara da şahit olduk. Bunlara da dikkat edilmesini vatandaşlarımızdan bilhassa rica ediyorum. Şimdi tabii ki bu anlamda çok gelişmiş teknolojiler var. Siz soya ununa bir takım tuzlar kattığınızda, tatlandırıcılar kattığınızda onu zannediyorsunuz ki ben et yiyorum. Onu yani bir organoleptik muayene ile yakalamanız çok zor. Onu ancak ciddi bir laboratuvar yani bir hem histolojik hem biyokimyasal muayenesi yapabilecek, identifikasyon oluşturabilecek, ayrıştırması yapabilecek laboratuvarlarda yapmanız lazım. Türkiye'de bile bu laboratuvarlar sınırlı kalabiliyor. Siz protein oranı olarak baktığınızda evet %22 protein var. Ama önemli olan o protein değil, o proteinin altındaki bitkisel mi hayvansal protein olduğu çok önemli. Yani buradan şunu söylemek istiyorum. Et yerine ot yiyoruz aslında. Maalesef bazı sucuklarda bu tür hilelere şahit olduk. Etiket ve o QR kodlarını okutun diyoruz. Ya şimdi bunun iyisi ne olabilir? İçine yani soya sosu koyabilir. Baharat çok olabilir. Yağ kullanabilir. Yani maliyetini düşürmek için tavuk taşlığı bile koyabilir. Tavuk da koyabilir. Baharat girdiği zaman eti öldürür. Yani tavuk bile çeksen sucuk tadı olur. Çünkü işi gelen sucuktur. Isıl işlem görüyor. Ne diyeyim işte kullanılan tuz, iyotlu tuz kullanılıyor. Bu gayri yani sucuğu, tavuğu bile sucuk yapar yani doğal olarak. İstediği fiyata da satabilir. İstediği fiyata satabilir. Maliyeti düşük çünkü. 100 liraya mal eti, 200'e satar. Maliyet hesabı. Tavuktan da yapabilir yani. Ottan da yapabilir. Baharat girdiği zaman, iyotlu tuz girdiği zaman içerisine. Ama vatandaş çok fazla şeyin içeriğine bakmıyor ki. İçeriğine bakmadan alıyor. Paketlenmiş ürün. Burada doğruyoruz özünün önünde. Yağı yok, tuzu yok, bir şey yok. İstediğini alıyor. Yani. Taşlıktan da yapabilir sucuğum. Dedim ya, baharat girdiği zaman her şeyi çözer yani. Soyadan bile yapabilir dediğim gibi. Yapar yani. Her türlü yapar. Maliyetini düşürür yani. İstediği gibi yapabilir. 330 TL. Normal. Aslında normal baktığın zaman bugün etle beraber normaldir.
Tabii et normal baharatı var. Onun yapımı var. Normale geliyor yani. Bakın şu anda ürünün içinde burada yazıyor zaten üründe ne var, içinde ne olduğu hepsi tarihle beraber damgalı tabii. Ya firması çok önemli. Hangi firma mesela özellikle ben size üzerindeki bizim firması yazıyor. Şurada bir firma kasabım. Şu denetimli zaten. Ama sonradan tabii içine madde yine koyuyorlar. O çıkabilir oraya. Bizde şu anda sucuğun kilosu 300 lira. Gözle görüldüğü gibi hazır satmıyoruz. Müşteri istediği etten alabiliyor. İstediği etten kıyma çektirebiliyor. Şöyle temizlenmiş vaziyette koyuyoruz. Tercih meselesi. Yani, kasaplarda her şey gözle görülüyor. İnsanların göz önünde kuşbaşı yapılıyor.